Merhaba, ben Enes. Madbyte Games'te oyun programcısı olarak çalışıyorum. Biliyorsunuz Battle Royale modu üzerinde çalışıyoruz ve Battle Royale için mermi fiziği getirdik. Şimdi size onu anlatacağım. Öncelikle kullandığımız sistem tamamen basit lise fiziği, eğik atış formülü, yatayda aldığı yol, yatay kuvvetin zamanla çarpımı, dikeyde aldığı yol ise dikey kuvvetin zamanla çarpımı eksi 1 bölü 2 g takarak, g burada yerçekim ivmesi, t ise zaman. Şimdi bunu yaparken biz biliyorsunuz oyunlarda time step veya delta time olarak adlandırılan iki farklı sistem vardır. Bu sistem şu işe yarar. Örneğin bir objeyi hareket ettireceksiniz. Her frame bunu 10 birim hareket ettirmek istiyorsunuz. Eğer sizin bilgisayarınız 30 FPS ise bu 1 saniyede 300 birim gidecektir. 60 FPS'te de 600 birim gidecektir. Bunu çözmek için biz TimeStep isimli bir sistem kullanıyoruz. TimeStep dediğimiz aslında birer oran. 30 FPS için bu 0.53, 60 FPS için de 0.26 çıkıyor. Bunu TimeStep ile çarptığımız zaman her frame, yani 10 birim değil de 10 çarpı 0.53 ile çarptığımız zaman ve 10 çarpı 0.26 ile çarptığımız zaman toplamda gittiği mesafe aynı olacaktır. Çünkü şurada göreceksiniz oranı 0.53 bölü 0.26 aslında 2 ediyor ve 2 kat FPS farkı var. Bu oran bu şekilde kapatılıyor. Biz de burada yine bu sistemi kullanmak istedik. Yatay yolda hiçbir sorun yaşamazken dikey atışta, dik kısımda sorun yaşadık. Bu sorun da buradaki G T kareden kaynaklanıyor. Çünkü bu 30 FPS'in timestep'i ile 60 FPS'in timestep'inin karelerini aldığımız zaman ve bunları birbirine böldüğümüz zaman 2 yerine 4 çıkıyor. Ve bu da mermilerin şu şekilde gözükmesine sağlıyor. Mesela 30 FPS'te mermi böyle giderken 60 FPS'te de böyle gidiyor. Ve bu da büyük bir sorun çünkü sizin oyun zevkinizi direkt etkileyecek bir unsur. Bunu da çözmek için şöyle bir sistem geliştirdik. Her mermiyi sıktığımız zaman bu merminin başlangıç pozisyonunu, toplamda geçen süreyi ve atış yönünü tutuyoruz. Ve sonra bu formüle baştan sokuyoruz. Yani başlangıç pozisyonumuz ve bu formüllerdeki değerleri yerine koyduğumuz zaman alınan yol. Yani ilk frame için mermimiz buradan buraya geliyor. İkinci frame için de gene buradan hesaplıyoruz. Burada T1 diyelim. Şurası da T2. Yine buradan hesapladığımız zaman bize sonucumuz şurası çıkıyor. Bu sefer de buradan buraya bir ışın atıyoruz. Ve bu ışın eğer bir yere çarptıysa orayı vurmuş oluyoruz. Battle Royale modunda sıktığınız her mermi de bu sistem devreye girecek. Biz Madbyte olarak sizin daha iyi bir oyun deneyimini yaşamanız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Battle Royale modu çok güzel oldu. Umarım hep beraber eğleniriz. Madbyte.